Herkese merhabalar arkadaşlar. 37 günde TYT Matematik kampımızın 10. gününe geldik ve bugün de 1. dereceden eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. İlk olarak tanımımıza baktığımız zaman reel sayılarda karşımıza küçüktür, büyüktür, küçük eşit, büyük eşit şeklinde semboller çıkacak ve bu sembollerle yapılan karşılaştırmaya da reel sayıların eşitsizliği denir diyeceğiz. Mesela a küçüktür b gibi, a büyüktür b, a küçük eşit b, a büyük eşit b gibi semboller, ifadeler, eşitsizlikler karşımıza çıkacak. Şimdi aralık kavramına baktığımız zaman a, b ve x elemanı reel sayı olacak şekilde a da b'den küçük ise, şimdi şöyle diyelim, buradaki x sayımız a ile b'nin arasına yazdığımız zaman, yani burada x değerimiz a ile b'nin arasında olacak şekilde şöyle söyleyebilirim. X değerimiz eğer buradaysa x a ile b arasına diyeceğiz ve burada dahillik içerisini taramadığı için dahillik olmadığından bu şekilde küçüktür sembolleri çizeceğiz. Ve a ve b dahil olmadığı için bu şekilde normal parantez yapıyoruz. A virgül b şeklinde geliyor. X'in aralığı. Aynı şekilde x eğer bu aralıktaysa bu sefer yine x a ile b'nin arasında ama bunların içerisi taralı olduğu için a ve b sayıları da dahil. O yüzden de a küçük eşittir x, küçük eşittir b şeklinde diyoruz. Ve bunları eğer parantezle göstermek istersek bu şekilde köşeli parantezle gösteriyoruz. Eğer a sayımız yine a ile b, buradaki x sayımız a ile b arasındaysa şuna dikkat ettik yine burada. A mesela burada dahil değil, b ise dahil verilmiş. O zaman dahil olmayan kısma küçüktür dedik. Dahil olanı ise küçük eşit olarak gösterdik. Ve bunu parantezle gösterdiğimiz zaman ise a dahil olmadığı için normal parantez, b dahil olduğu için köşeli parantezle gösteriyoruz. Eğer bu şekilde ise x bu aralıkta ise a yine içerisi dolu olduğu için burada köşeli parantezle göstereceğiz. Ve içerisi burada a küçük eşit şeklinde gelecek. B dahil olmadığı için küçüktür göstereceğiz ve normal parantez yapacağız. Bu şekilde eşitsizliklerimize, aralık kavramlarımızdan bahsedebiliriz. Şimdi eşitsizliklerle ilgili bazı özelliklerimiz var. İlk olarak bir eşitsizliğin her iki tarafına eğer aynı sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizlik değişmez diyoruz. Yani a küçüktür b ise ben buraya aynı sayıda mesela k sayısını ekleyip ya da çıkarsam eşitsizlik yine aynı şekilde değişmez. Mesela şöyle olsa 2 küçüktür 5 olsa eşitsizliğin her iki tarafına mesela 3 eklesek burada 2'ye 3 ekledim 5, 5'e 3 ekledim 8. Yine aynı şekilde eşitsizlik değişmedi. Yine 5 küçüktür 8 oldu. Veya çıkarmış olsaydık mesela biz bu ikisinden de 1 çıkarsak burada 1 gelecek, burada 4 gelecek ve yine sıralama değişmeyecek. Yani eşitsizlik değişmiyor. Eğer bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yine değişmez diyoruz. Yani aynı birinci özellikte olduğu gibi. Mesela a küçüktür b ve k pozitif sayıyla çarpıyoruz. K sayısı buradan büyük olacak şekilde. İkisini de k sayısıyla çarptığımız zaman yine eşitsizlik değişmedi. Ya da ikisini de k sayısına böldüğümüz zaman yine eşitsizlik değişmiyor. Mesela şöyle desek 2 küçüktür 4 olsun mesela. Eşitsizliğin her iki tarafını 3 ile çarpsak. 2 küçüktür 3, 2 çarpı 3, 4 çarpı 3. Sonuç olarak burası 6, 12. Yine aynı şekilde eşitsizlik değişmedi. Yine 6 küçüktür 12 geldi. Ya da bölmüş olsam ben 2 küçüktür 4 eşitsizliğinin her ikisini de 2'ye bölmüş olsam şöyle diyebilirim. 2 bölü 2, 4 bölü 2. Sonuç olarak burası 1, burası 2. Yine eşitsizlik değişmemiş oldu. Yani yön değiştirmiyor. Pozitif bir sayıyla çarpsak ya da bölsek yine eşitsizlik aynı yönde kalıyor. Ama eğer bir eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayı ile çarpar ya da bölersek bu sefer eşitsizlik yön değiştiriyor. Yani a küçüktür b iken k'da mesela negatif bir sayı aldığımız zaman a küçüktür b ifadeniz biz k sayısıyla k negatif sayısıyla çarptığımız zaman eşitsizlik yön değiştiriyor. Aynı şekilde k sayısına böldüğümüz zaman yine eşitsizlik yön değiştiriyor. Mesela 2 küçüktür 4 demiştik. Biz burada her iki tarafı da eksi 2 ile çarparsak 2 çarpı eksi 2, 4 çarpı eksi 2. Yani negatif bir sayıyla çarptığımız zaman burası eksi 4, burası eksi 8 geldi. Eksi 8, eksi 4'ten daha küçük olduğu için bu şekilde oldu. Yani normalde küçük iken artık büyüktür sembolüne dönüştü. 2 küçüktür 4, eksi 4 büyüktür, eksi 8 şeklinde geldi. Eşitsizlik yön değiştirdi. Ya da aynı şekilde negatif bir sayıya bölsek. Mesela 2 küçüktür 4 ifadesinde her ikisinde eksi 1'e bölsek. 2 bölü eksi 1'den eksi 2, 4 bölü eksi 1'den eksi 4,
Eksi 4 eksi 2'den daha küçük olduğu için yine eşitsizlik yön değiştirmiş oldu diyoruz. Pozitif bir sayıyla çarpıp böldüğümüz zaman eşitsizlik yön değiştirmiyor. Aynı sayı ekleyip çıkarttığımız zaman da değiştirmiyor. Bir tek negatif bir sayıyla çarpıp bölüyorsak burada eşitsizlik yön değiştiriyor. Dördüncü olarak da eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir diyoruz. Hepsi aynı yönde olacak şekilde a küçüktür, x küçüktür, küçük eşittir b demiş. C küçük, y küçüktür, d demiş. Şimdi burada x ile y'yi her birini taraf tarafa toplayacağız. X ile y'yi topladık, b ile d'yi topladık, a ile c'yi topladık. Eşitsizliklerde de şuna bakmamız lazım. Mesela ikisi de küçüktür demiş. Yani eşitlik yoksa ikisinde de direkt zaten küçüktür diyoruz. Eşitlik yok. Eğer ikisinde de eşitlik olsaydı direkt eşitlik de yazacaktı. Küçük eşit, küçük eşit şeklinde olsaydı burası da küçük eşit olurdu. Ama eğer birinde eşitlik var, birinde eşitlik yoksa buradakinde eşitlik olmayanı yazıyoruz. Yani b artı d eşit olmayacak burada. Birinde eşitlik var, birinde eşitlik yoksa eşitlik olmadan yazıyoruz. Direkt küçüktür şeklinde yazacağız. Ve bu şekilde eşitsizlikleri de taraf tarafa toplayabiliyoruz. Örneklerimize bakacak olursak ifadesini sağlayan farklı iki tam sayının toplamının en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi öncelikle eşitsizliğimizi şöyle düzenleyelim. Burada 3x eksi 7 küçük eşittir x eksi 5 demiş. Bilinenleri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa alalım. X'i diğer tarafa alırsam 3x eksi x küçük eşittir eksi 7'yi de diğer tarafa aldım. Buradan artı 7 eksi 5 geldi. 2x küçük eşittir 2. 2'ye böldüğümüz zaman da x küçük eşittir buradan da 1 gelecek. Buna göre bu ifadeyi sağlayan farklı iki tam sayının toplamının en büyük değerini istemiş. Şimdi burada 1 dahil, 1'den küçük, burada tam sayılarımızı yazdığımız zaman 1 ve 1'den küçükten bahsediyor. 0, eksi 1, eksi 2 şeklinde eksi olsa kadar gidiyor. En büyük değerini istediği için o zaman nedir? 1 ile 0'ın toplamını alacağız ve bu iki ifadenin toplamının en büyük değeri de 1'e eşit olacak. İkinci sorumuza bakalım. İfadesini sağlayan kaç farklı doğal sayı vardır demiş. Şimdi x artı 2 bölü eksi 2. Bunu şöyle diyelim. X artı 2 bölü eksi 2 büyük eşittir. Eksi 3. Öncelikle bizim şimdi ilk başta buradaki x sayısına ulaşmamız lazım. Yani x'i tek başına bırakmamız lazım. Amacımız her zaman aynı zaten. Denklemlerde de böyle yapıyoruz. X'e ulaşabilmem için öncelikle paydadaki eksi 2'den kurtulayım. Bölü eksi 2 demiş. Şöyle desek biz bu ifadenin her iki tarafını eksi 2 sayısıyla çarparsak eğer eşitsizlik normalde değer olarak değişmiyor. Sadece negatif sayıyla çarptığım için yönü değişecek. Ama sonuç olarak ben her iki tarafı eksi 2 sayısıyla çarpabilirim. Eksi 2 ile çarptığım ve paydadaki eksi 2 ile buradaki eksi 2 sadeleşti. Geriye buradan x artı 2 kaldı. Eşitsizlik yön değiştirecek negatif sayıyla çarptığımız için ve artık burası küçük eşit oldu. Eksi 3 çarpı eksi 2'den de 6 geldi. 2'yi de karşı tarafa gönderirsek x küçük eşittir 4 oldu. İfadesini sağlayan kaç farklı doğal sayı vardır demiş. Doğal sayılar 0'dan artı sonsuza kadar devam ediyordu biliyorsunuz. O zaman buradan 4 gelecek. 4'ten küçüklerden bahsediyor. 4 ve 4'ten küçükler. 3 var, 2 var, 1 var ve 0 var. Dolayısıyla toplamda burada 5 farklı doğal sayı vardır diyoruz. Devam edelim. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye soruyor burada da. Şimdi şöyle diyeceğiz. Yine buradaki x'e ulaşmak istediğimiz için öncelikle paydadaki 4'ten kurtulmaya çalışalım. Eşitsizliğin her tarafını 4 ile çarparsam eğer. Eksi 5 çarpı 4 küçüktür. 2x eksi 4 bölü 4 çarpı 4 küçüktür. 3 çarpı 4. Pozitif bir sayıyla çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmedi. Eksi 5 ile 4'ü çarptım. Eksi 20 küçüktür. Burada 4'ler sadeleşti. 2x eksi 4 küçüktür. Buradan da 12 geldi. Daha sonra yine x'e ulaşabilmek için buradaki eksi 4'ten kurtulmam lazım. Bunun için de eşitsizliğin her tarafına 4 eklersem, yani eksi 20 artı 4, her tarafını ekleyip çıkarmamız lazım ki eşitsizlik değişmesin. Eksi 20 artı 4 küçüktür. 2x eksi 4'tü. Biz buna 4 ekledik. Aynı şekilde 12 artı 4 oldu. Buradan eksi 16 küçüktür. 4'ler gitti. 2x kaldı. 12 artı 4'ten 16. Her tarafı da 2'ye bölelim ki x'in katsayısından da kurtulalım. Eksi 16 bölü 2'den eksi 8 küçüktür. 2'ler gitti. Yine pozitif bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik yine yön değiştirmedi. Buradan x 16 bölü 2'den de 8 kaldı. Kaç tane tam sayı vardır demiş. Eksi 8 ve 8 dahil değil. Bu aralıktaki tam sayılarımız eksi 7, eksi 6'dan başlıyor ve 6, 7'ye kadar devam ediyor. Bu aralıkta kaç tane tam sayı var? Şöyle diyelim 0'ı da araya yazalım. 1 var, eksi 1 var.
1'den 7'ye kadar burada 7 tane. Eksi 1'den 7'ye kadar 7 tane. Bir de 0 sayısı var. 1 de ekledik. Yani toplamda 15 tane tam sayı değerimiz vardır diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi bu soru bize A'nın eşitsizliğini vermiş. Yani A'nın eksi 3 ile 5 aralığında olduğunu söylüyor. Denklemi vermiş ve B hangi aralıktadır diye sormuş. Şimdi ben A'nın aralığını biliyorum. Çünkü A bir eşitsizliğin içinde. B'nin aralığını bulabilmem için bu eşitsizlikte A değil de B'nin yazması lazım ki B'nin hangi aralıkta olduğunu bulayım. O yüzden bu ifadeyi A'dan B'ye dönüştürmemiz lazım. Amacımız bu. Bunu da bu denklem sayesinde yapacağız. Yani ben A yerine B cinsinden nasıl bir değer yazabilirim ki bu ifadenin yerine onu yazayım. Şöyle düşünelim. Buradaki ifadede A'yı bulabilmem için A'yı yalnız bırakalım. 3A eşittir. 2B'yi karşı tarafa aldım. 2B artı 1. Her tarafı da 3'e bölersem eğer A eşittir 2B artı 1 bölü 3 geldi. Yani bu ne demek oluyor? Ben buradaki ifadede artık A gördüğüm yere A'nın B cinsinden karşılığını yazabilirim. Hemen yazalım. Eksi 3 küçüktür. 2B artı 1 bölü 3 küçük eşittir 5. Artık A ile işimiz tamamen bitti. Elimizde bir aralık var ve bir eşitsizlik var ve tamamen B'ye ait değerlerle ilgili. B'nin aralığını bulmam için amacım şimdi de B'yi burada yalnız bırakmak. Bunun için diğer sorularda olduğu gibi öncelikle paydadan kurtulacağım. Bunun için her tarafı 3 ile çarpabilirim. Eksi 3 çarpı 3 küçüktür. 2B artı 1 bölü 3 çarpı 3 küçük eşittir 5 çarpı 3. Pozitif bir sayıyla çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirmedi zaten. Burada eksi 9 3'ler gitti. 2B artı 1 küçük eşittir 5 çarpı 3'ten 15 geldi. Daha sonra 1'den kurtulabilmek için her taraftan şöyle yazalım. Direkt 1 çıkartabiliriz. Buradan eksi 10 küçüktür. Eksi 1 artı 1 gitti. 2B küçük eşittir. Buradan da 14 kaldı. Daha sonra B'nin kat sayısından kurtulmak için her tarafı 2'ye bölüyorum. Eksi 10 bölü 2'den eksi 5 küçüktür. Buradan 2'ler gitti. B küçük eşittir. 7 geldi. Ve B'nin aralığını artık bulmuş olduk. B hangi aralıkta da derse bu şekilde de gösterebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Parantezle gösterelim. Eksi 5 ile 7 aralığındadır diyoruz. Örneklerimize devam ediyoruz. A, B elemanında reel sayı olmak üzere demiş. Eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre 5A eksi 2B ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bir sonraki soruya da dikkat ederseniz yine aslında aynı soru, hatta aynı eşitsizlik, aynı şeyi istiyor. Tek bir şey farklı burada. A, B'nin reel sayı olduğunu söylüyor. Burada ise A, B'nin tam sayı olduğunu söylüyor. Şimdi biz eğer A ve B'nin tam sayı olduğunu biliyorsak direkt bu aralıkta istediği ifadeye göre A ve B için değerler yazabiliriz. Sonuçta bunlar tam sayı. Ama burada A ve B'nin reel sayı olduğunu söylüyor. Yani burada bütün sayılardan bahsedebiliriz. Sonuçta buradaki A sayısı bu şartlara uygun olarak köklü sayılar olabilir. Burada irrasyonel sayılar olabilir. Rasyonel sayılar olabilir. Her şey olabilir. O yüzden de ben buradaki A sayısına direkt değer vererek bu sorunun cevabını bulamam. Çünkü AB reel sayıdır demiş. Ama buradaki tam sayı dediği için A ve B'nin bu aralıktaki alacağı değerler zaten belli. Yani 3 ile 7 arasında A'nın alabileceği değerler 4, 5 ve 6. Ya da B'nin alabileceği değerler direkt belli. Çünkü bunlar birer tam sayı. Ve bu istediği ifadeye göre sorunun cevabını verebiliriz. O yüzden iki farklı, yani aynı soruyu iki farklı şekilde sorduk burada. Bir, ki bu şekilde çözümlerinin nasıl farklı olduğunu görelim. Şimdi ilk olarak reel sayıyla başlayalım. Bunlar reel sayıysa ben direkt A ve B'ye burada değer vermem mümkün değil dedik. O yüzden de bu tarz sorular, yani A ve B reel sayı diyorsa, bu eşitsizliğini verdiği sayılar reel sayıdır diyorsa, burada kesinlikle bu işlemleri, yani istediği ifadeyi eşitsizlik buradaki denklemlerden bulacağız. Yani eşitsizliklerden direkt bulacağız. Kesinlikle değer vermeyeceğiz. Mesela 5A eksi 2B ifadesinin en büyük ve en küçük değeri kaçtır demiş. O zaman bizim öncelikle 5A eksi 2B ifadesini oluşturmamız lazım. Bunu nasıl oluşturacağız? Mesela burada A ve B'nin toplamı var. Yani iki eşitsizliği biz toplayacağız. Ama A'nın 5 katı B'nin eksi 2 katıyla hale gelmiş hali toplayacağız. Şöyle diyeceğim o zaman. Buradaki A ile ilgili olan eşitsizlikte her tarafını, ben bu eşitsizliğin her tarafını 5 ile çarparsam eğer 5 çarpı 3'ten 15 küçüktür. A'yı 5 ile çarptım 5A. 7'yi 5 ile çarptım 35 geldi. Şu an 5A sayısının aralığını buldum. Bir de eksi 2B'yi bulmam lazım. Bunun için de B'nin eşitsizliğinin her tarafını eksi 2 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi ben eksi 2'yi eksi 2 ile çarptım 4 geldi. B'yi eksi 2 ile çarptım eksi 2B. 8'i eksi 2 ile çarptım eksi 16.
Ama negatif bir sayıyla çarptığım için burada eşitsizlik yön değiştirmek zorunda. Bunu bu arada şöyle yazıyorum. 5a ile eksi 2b'yi toplayacağım. Yani 5a'dan 2b'yi çıkartmaktansa, yani eşitsizlikte çıkarma işlemi yapmaktansa eşitsizlikte toplama işlemi yapmayı tercih ederiz. O yüzden bu ifadeyi bu hale getiririm. Yani 5a artı eksi 2b sonuçta çarptığımız zaman yine bu hale geliyor. Ve ben böylece 5a eşitsizliği ile eksi 2b eşitsizliğini buldum. Bunları taraf tarafa toplayacağım. Ama taraf tarafa toplayabilmem için bir şart vardı. Bunların yönünün aynı olması gerekiyordu. O zaman şöyle bir düzenleme yapalım. İlkini aynen yazıyorum. 15 küçüktür, 5a küçüktür, 35. Yani burada küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Burada ise şu an büyükten küçüğe doğru. Bunu da küçükten büyüğe sıralayalım. Eksi 16 en küçük değer. Eksi 2b. Daha sonra burada eksi 16'dan 4'e doğru gitti. Yani bu ifade şu an büyükten küçüğeyken ben onu küçükten büyüğe yazdım. Herhangi bir şey değiştirmedim. Sadece ifadeyi küçükten büyüğe şekline dönüştürdüm. Daha sonra bunları dediğim gibi taraf tarafa toplayacağım. Topladığımız zaman 15 eksi 16'dan eksi 1 küçüktür küçüktür demiş. Burası da küçüktür geldi. 5a eksi 2b. Burada da yine küçüktür 39 oldu. Şimdi bu ifadenin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri. 39'dan küçük sonuçta alabileceği bu ifadenin alabileceği değerler -1 ile 39 aralığı. -1'den büyük olarak burada ne gelecek? Mesela 0'dan başlayacak. 38'e kadar değerler alacak. O zaman buradaki en büyük değerimiz 38. En küçük değerimiz ise 0 değeri gelecek. Bizden bu ifadelerin direkt değerlerini istemiş. Yani en büyük ve en küçük tam sayı değerini istediği için cevabımız 38 ve 0 olarak geldi. Şimdi diğer soruya bakalım. Burada da tam sayı demiş. Tam sayı olduğunda aslında işimiz çok daha kolay. Bu şekilde eşitsizlikten yola çıkmak zorunda değiliz. Direkt bu aralıkta mesela biz 5a eksi 2b'nin en büyük ve en küçük değerini arıyoruz dedik. Şöyle diyeceğim. En büyük değeri için. Bu ifadelere mesela şöyle diyelim. 5 çarpı a'ya ne yazmam lazım? Benim bu ifadenin en büyük değerini bulabilmem için 5a'nın olabildiğince en büyük, 2b'nin de olabildiğince en küçük olması lazım ki 5a'dan 2b'yi çıkarttığım zaman en büyük değeri bulayım. O zaman a'ya olabilen en büyük değeri yazacağım. En büyük tam sayı değerini yazacağım. 5 çarpı a'nın en büyük tam sayı değeri 6. 5 çarpı 6 yazdım. Eksi 2 çarpı. Dediğim gibi burada da b'nin olabilecek en küçük değerini yazacağım ki buradaki aradaki fark en az en fazla gelsin. O zaman burada b'nin alabileceği değerleri de bu arada yazalım. Neler var burada? Eksi 1, 0'dan başlayıp 7'ye kadar. Burada da a'nın aldığı değerler 4'ten 6'ya kadar. Hatta 4, 5, 6 direkt geliyor. Şimdi ben burada b yerine eğer eksi 1 yani en küçük değerini yazarsam buradan gelecek değer 6 çarpı 5'ten 30. Burada eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 ve toplamda 32 geldi. Yani alabilecek en büyük değeri bulduk. Mesela şöyle demiş olsaydık. Burada b yerine en büyük değeri gidip yazmış olsaydık. 7 kere burada 6 çarpı 5 30 gelecekti. 7 yazsaydım eksi 14 olacaktı. 30'dan 14'ü çıkarttığım zaman da sayımız gittikçe küçülecekti. Biz en büyüğü aradığımız için bu şekilde 5a'yı olabildiğince en büyük yaptık. 2b'yi de olabildiğince en küçük yaptık ki bu şekilde en büyük değeri bulalım. Şimdi geldik en küçüğüne. Bunun için de 5 çarpı yine bu sefer de a sayısına ben bunun en küçük olabilmesi için a sayısına olabildiğince en küçük yazacağım. B'yi olabildiğince en büyük yazacağım ki eksi olduğu için sayımız gittikçe küçülsün. A sayısına yazabileceğimiz en küçük sayı nedir? 4. Eksi 2 çarpı B yerine yazabileceğimiz en büyük sayı 7. O zaman 5 çarpı 4'ten 20. Buradan eksi 14 ve bu ifadenin alabileceği en küçük değer de 6 geldi. Evet, dediğim gibi iki farklı soru aslında iki aynı soru gibi gözüküyor ama tek fark A ve B'yi verdiği buradaki küme aslında. Reel sayılar kümesindeyse eşitsizliklerden gitmek zorundasınız. Tam sayı verdiyse bu şekilde değer vermemiz gerekiyor. Ve bu şekilde istediği en büyük en küçük değerleri bulabiliyoruz. Başka bir soru tarzına geçelim. A, B elemanında reel sayı olmak üzere demiş eşitsizlikleri veriliyor. A kare artı B karenin en büyük ve en küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi bunlar bu şekilde. Bunlar farklı soru tarzı. Burada ise kareli. Yani bize verdiği bir eşitsizlikte. A kare artı B kare şeklinde bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Mesela şöyle desek 3 küçüktür, A küçük eşittir 4. A kareyi bulmak istiyorsam eşitsizliğin her tarafının karesini alacağım. 3'ün karesini aldım 9, A'nın karesini aldım A kare, 4'ün karesini aldım 16. Aynı şekilde B'nin aralığını 2 ile 5 aralığında vermiş. B kareyi istiyorsam her iki tarafın karesini alıyorum. 4 küçük eşittir, B kare küçüktür 25. A kare artı B kare istediği için bu eşitsizlikleri alt alta yazıp topluyorum.
Yine eşitsizliklerden yola çıktım. Neden? Çünkü burada A ve B sayılarını reel sayı vermiş. Yine eşitsizlikten gitmek zorundayım zaten. Taraf tarafı bunları toplayalım şimdi. 9 küçüktür A kare küçük eşittir 16. 4 küçük eşittir B kare küçüktür 25. Topladığımız zaman 9 artı 4'ten 13. Birinde eşitlik yok. Birinde eşitlik varsa eşitlik yazmıyorduk. A kare artı B kare. Yine birinde eşitlik yok. Birinde eşitlik varsa yine yazmıyoruz. Küçüktür. Burada 16 artı 25'ten 41 geldi. Şöyle yazalım. 13 küçüktür. A kare artı B kare küçüktür. 41. Bu aralığın alabileceği değerler bize şimdi bu ifadenin en büyük ve en küçük tam sayı değerini istemiş. O yüzden bu ifadenin 13 ile 41 aralığındaki alabilecek tam sayılar nelerdir? 14'ten başlar, 40'a kadar devam eder. Burada da aynı şekildeydi. Bu ifadenin tam sayı değerlerini istediği için bu aralığın içindeki tam sayıları aldık. Ve bu şekilde bulduk. Yani bunlar reel sayı diye, buradakiler de reel sayı olacak diye bir durum yok. Bizden bu ifadenin tam sayı değerlerini istediği için biz aralığı bulduktan sonra direkt tam sayılar aradığımız için bu şekilde aralıklardan kendimiz o tam sayıyı seçebiliyoruz. Aynı şekilde burada da öyle. Aralığı bulduktan sonra bu aralıktaki tam sayıları kendimiz görebiliyoruz zaten. Buradan sonrasında artık istediği değerlere bakalım. En büyük ve en küçük tam sayı değeri. En büyük tam sayı değerimiz 40 geldi. En küçük tam sayı değerimiz ise 14 geldi. Devam ediyorum. X, Y elemanıdır reel sayı olmak üzere demiş. Eşitsizlikleri veriliyor. Ve bizden çarpım ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değeri. Dikkat ettiyseniz yine aynı şekilde reel sayı vermiş. O yüzden yine eşitsizlikten yola çıkmak zorundayız. Bu eşitsizlikleri şöyle tekrar yazalım. 1 küçüktür x küçüktür 7. Eksi 6 küçük eşittir y küçük eşittir 9. Şimdi bunları normalde biz taraf tarafa topluyoruz. Bu sefer de çarpma işlemi yaparken şöyle söylüyoruz. Direkt x ile y'yi çarpacağım. Daha sonra şöyle bir durum var. Eksi 6'yı her biri için tek tek bakacağız buna. Eksi 6'yı 1 ile çarptığınızda mı 7 ile çarptığınızda mı hangisi daha küçük geliyorsa onu alacağım. Ya da hangisi daha büyük geliyorsa. Her birini tek tek bakacağım. Eksi 6'yı 1 ile çarptım. Eksi 6. Eksi 6'yı 7 ile çarptım. Eksi 42. Daha sonra aynı şekilde 9'u 1 ile çarptım. 9. 9'u 7 ile çarptım. 63 geldi. Olabilecek 4 tane durum var. Burada her birini mesela 7'yi eksi 6 ile de 9'la da çarptık. 1'i eksi 6 ile de 9'la da çarpmış olduk şu an. 4 ifadenin çarpımından gelebilecek değerlerimiz bunlar. Birbirleriyle direkt aynı eşitsizlikte çarpamam. Karşıdaki eşitsizliklerden burada her ikisiyle çarpıyorum. 1'i eksi 6 ile 9'la çarptım. Burada olabilecek 4 tane durum var. Şimdi artık bunun buradaki x ve y'nin çarpımının aralığında bunların arasından en küçük ve en büyük değerleri seçiyorum. En küçük değerimiz eksi 42, en büyük değerimiz ise 63. X ile y'nin çarpımının en küçük burada eksi 42 ile ve 63 ile aralığında gelecek. Şimdi bunlar küçüktür küçüktür şeklinde geldi. Eşitlik olacak mı? Hemen onu da kontrol etmem lazım. Burasını tekrarlıyorum. Burada gelen 4 tane ifadeden en küçük ve en büyüğü seçiyorum. X çarpı y'nin aralığını bu şekilde belirledim. Daha sonra eşitlik var mı diye bakacağım. Şimdi ben eksi 42'yi nereden elde etmiştim? Eksi 6 ile eksi 7'nin çarpımından elde etmiştim. Eksi 6'da dahillik var. 7'de dahillik yok. Dolayısıyla çarpımında da dahillik gelmeyecek. 63'ü nasıl elde etmiştik? 9'a 7'nin çarpımından. 9'da dahillik var. 7'de dahillik olmadığı için yine dahillik yazmayacağım. Eğer çarptım iki ifadede dahillik olsaydı burada da dahillik yapardık. O zaman x ile y'nin aralığı bu şekildeymiş. En büyük ve en küçük tam sayı değerlerini istiyor. Bu aralıktaki tam sayılarımız neler? Eksi 42'den büyük eksi 41 ile 62 arasında devam ediyor. En büyük ve en küçük tam sayı değerlerimiz ise en büyük 62, en küçük de eksi 41 değeri gelmiş oluyor. Evet, bu soru tarzlarımız bu şekilde. Devam edelim şimdi. Burada da yine x ve y çarpımının en büyük en küçük tam sayı değerini istemiş. Ama x ve y'nin tam sayı olduğunu söylüyor. O zaman biz buradan aralıklardan kendimiz bulabiliriz demiştik. X ile y çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük değerlere bakalım şimdi. X'in alabileceği değerler, bu aralıkta tam sayılar neler var? 2'den 6'ya kadar değer alıyor. Y ise eksi 6'dan başlayıp 9'a kadar değerler alıyor. Bu çarpım için, o zaman x ile y'nin çarpımı için alabilecek en büyük değer nedir? Mesela en büyük y sayısı 9, en büyük x sayısı 6. 9 çarpı 6'dan buradan 54 geldi en büyük. Daha sonra olabilecek en küçük de ne yazabilirim? Mesela burada y için yazabileceğimiz en küçük sayımız eksi 6. Burada da şimdi negatif çıkacağı için ben eksi 6 ile mesela gidip x'in en küçük değeriyle çarpmış olsam eksi 12.
x'in en büyük değeriyle negatif sayıyı çarparsam -36. Dolayısıyla bu daha büyük, daha küçük olduğu için bununla değil de -6 sayısını hangisiyle daha küçük geliyorsa onunla çarptım bu aralıktaki. -6'yı 6 ile çarptığım zaman -36 değeri daha küçük geldi. Şöyle yazayım. -36 küçüktür x çarpı y küçüktür 54. Burada 9 sayısını karşıdakilerle hangisiyle çarpıldığında büyük geliyorsa onu seçtik. 6 ile büyük geldiği için 54 oldu. Daha sonra şimdi dahilliklerine bakalım. Mesela burada -6 dahil. Burada da aynı şekilde sonuçta 6 ben bu aralıkta aldığım için 6 da dahil. Yani bu 6 değeri de -6 değeri de x ve y'nin olabileceği değerler. O yüzden -36 değeri de dahil olacak. 54'e baktığımız zaman 9 sonuçta y'nin aldığı bir değer. Aynı şekilde 6 da x'in aldığı bir değer olduğuna göre 9 çarpı 6'dan 54 yine dahil değerimiz gelecek. Bu ifadenin aldığı en büyük ve en küçük tam sayı değerleri bu aralıkta o zaman -36 ile başlayacak. 54'e kadar devam edecek. En büyük değerimiz 54, en küçük değerimiz ise -36 gelecek. Evet, başka bir soru tarzımız daha var burada. X'in aralığını vermiş, buna göre 3x-1'in en küçük tam sayı değeri A, en büyük tam sayı değeri B olduğuna göre A çarpı B kaçtır demiş. Şimdi biz x'in aralığını biliyoruz. O bize 3x-1'in aralığıyla ilgili soru sormuş. O zaman bizim bunu 3x-1 haline dönüştürmemiz lazım. Nasıl yapabiliriz? Önce her tarafı 3 ile çarpabilirim. X'in burada 3 katı olduğu için. Her tarafı 3 ile çarparsam -4 çarpı 3 küçüktür. X çarpı 3 yani direkt 3x küçüktür 2 çarpı 3. Buradan -12 küçüktür 3x küçüktür 6 geldi. Daha sonra her yerden 1 çıkartmam lazım ki 3x-1 oluşsun. 1 çıkarttığımız zaman da aynı şekilde buradan da 1 çıkarttık. 12-1'den 13 küçüktür. 3x-1 küçüktür. 6-1'den 5 geldi. Ve 3x-1'in aralığını bu şekilde buldum. En küçük ve en büyük tam sayı değerlerinden bahsediyor. Şimdi bu hangi değerler alabiliyordu? -13'ten büyük, -12 ile 4'e kadar olan değerleri alabiliyor. En küçük tam sayı değeri -12'dir ve bunun A olduğunu söylemiş. En büyük tam sayı değeri 4'tür ve bunun da B olduğunu söylüyor. A ile B'nin çarpımını istemiş. -12 çarpı 4'ten cevabımız -48 geldi. Şimdi bir özelliğimiz daha var. A ve B aynı işaretli ve sıfırdan farklı iki gerçek sayı olmak üzere. Eğer A küçüktür B ise biz bunu şöyle yapabiliriz. Yani eğer bunları mesela normalde pay kısmında ama ben bunları payda almak istiyorsam 1 bölü A ve 1 bölü B yapıyorsam eşitsizlik yön değiştirmek zorunda. Mesela 2 küçüktür 3 dediğimiz zaman bunları 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 yaptığımız zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Çünkü 1 bölü 3 sayısı 1 bölü 2 sayısından daha küçük. Dolayısıyla da bu şekilde yapıyorsam eşitsizlikleri yön değiştirmek zorundayım. Örneğine bakalım şimdi. Mesela 1 bölü 8 küçüktür 1 bölü x eksi 4 küçüktür 1 bölü 3. Biz x'in aralığını bulmamız lazım. Çünkü x kaç tane x doğal sayısı vardır diyor. Bunu şöyle yapabilirim. Sonuçta buradakini de bu hale de getirebilirim. 1 bölü 8'i 8 yaptım. Aynı şekilde bunları ters çevirdim. X eksi 4. Burası 1 bölü 3'ü de 3 yaptım. Bu şekilde yazıyorsam eşitsizlik yön değiştirmek zorunda. Artık küçüktür değil büyüktür şeklinde gelecek. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 4 ekliyorum. 8 artı 4'ten 12 büyüktür. Burada 4'ler gitti. Burası x. 3 artı 4'ten de 7 geldi. X'in aralığını bulduk. Kaç farklı x doğal sayısı vardır demiş. Bu aralıktaki doğal sayılarımız 8, 9, 10 ve 11 olduğu için 4 farklı doğal sayı vardır dedik. Evet, eşitsizliklerle ilgili son 3 sorumuz kaldı. Bunları da tamamladıktan sonra videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Eşitsizlikleri veriliyor demiş. Buna göre bu ifadenin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi x artı y bölü x çarpı y ifadesini önce nasıl oluşturabiliriz ona bakalım. Ben mesela direkt bunları toplayıp sonra çarpımlarını bulup bu eşitsizlikleri oranlarsam eğer biraz sıkıntı olur. Evet, eşitsizliklerle ilgili son 3 sorumuz arkadaşlar. Bunları da tamamladıktan sonra videomuzu bitiriyoruz. Eşitsizlikleri veriliyor demiş. Buna göre ifadenin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi x artı y bölü x çarpı y ifadesini oluşturabilmemiz için ne yapalım? Mesela biz bunları sonuçta toplasak, sonra bunları çarpsak, bunları oranlasak biraz daha işimiz uzun ve zor olacak. Şöyle yapabilirim. Ben bu ifadeyi önceki düzenlemeye çalışsam. Bunları sonuçta kesirlerine ayırabiliriz. X bölü x çarpı y artı y bölü x çarpı y şeklinde yazabiliriz biliyorsunuz. Sonuçta paydalar ortak, payları topladığımız zaman bu hale geliyor. Ve buradan x'ler sadeleşti, y'ler sadeleşti. Geriye 1 bölü y artı 1 bölü x ifadesi kaldı.
O zaman bunları oluşturup toplamamız yeterli. Şimdi ben 1 bölü x'i oluşturabilmem için bunu x değil 1 bölü x yapıyorsam her birini ters çevireceğim. Mesela bu 1 bölü 5 ise artık 5 oldu. X'i 1 bölü x yaptım. 1 bölü 2'yi de 2 yaptık. Tamamen 1 bölü 5'i burada her birini ters çevirdik. Ve bu şekilde yapıyorsak eşitsizlik yön değiştiriyordu. Yani 5 büyüktür. 1 bölü x büyüktür. 2 haline geldi. 1 bölü y'yi aynı şekilde oluşturacağım. Bunun için de yine ters çevirdim. 1 bölü 3 burada 3 oldu. 1 bölü y büyüktür. Yine aynı şekilde burada. 1 bölü 2'den de 2 geldi. Bunların yine aynı şekilde eşitsizlikleri yön değiştirdi. 1 bölü x ile 1 bölü y'nin toplamını aradığımıza göre taraf tarafa toplamımız yeterli. 5 artı 3'ten 8 büyüktür. 1 bölü x artı 1 bölü y büyüktür. 2 artı 2'den de 4 geldi. Bu ifadenin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı demiş. Bu aradaki tam sayılarımız neler var? 7 var, 6 var ve 5 var. Bunların toplamını istemiş bizden. 7 artı 6 artı 5 ve buradan da 18 değerine ulaşıyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? Şimdi bunlarda da mesela her birinde diğerlerinde göre farklı olarak şöyle bir durum var. Normalde x, y değerleri yani bilinmeyen hep ortadaydı. Burada üçünde de bu bilinmeyen değerler var. Bu tarz soruyu şöyle çözeceğiz. İkili ikili. Mesela ilk iki ifadeye bakacağım. 2x artı 4 küçüktür. 3x eksi 2 diyeceğim. Buradan bir x'in aralığını bulacağım. Aynı şekilde buradaki ikiliye bakacağım. 3x eksi 2 küçüktür. 2x artı 8 diyeceğim. X'in aralığını bulabilmem için x'leri bir tarafa, burada sayıları bir tarafa alalım. 2x'i buraya aldığım zaman 3x eksi 2x. 4 vardı. Eksi 2 de diğer tarafa aldım. Artı 2. Yani 6 küçüktür. X geldi. Buraya bakalım. 2x'i yine karşı tarafa aldım. 3x eksi 2x küçüktür. 8 bir de artı 2 geldi. Burada da x küçüktür. 10 oldu. Şimdi x'in değerleri için x değeri 6'dan büyükmüş. X değeri 10'dan küçükmüş. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman x değerimiz 6 ile 10 arasında gelmiş oluyor. Kaç farklı doğal sayı vardır demiş. Bu aralıktaki doğal sayılarımız 7, 8, 9 olduğuna göre 3 farklı doğal sayı vardır dedik. Dediğim gibi bu tarz soruları da bu şekilde çözüyoruz. Son sorumuza da bakalım. Eşitsizliğinin çözüm kümesinde kaç tane pozitif tam sayı vardır demiş. Şöyle yapalım. Buradaki değerleri önce toplayabilmemiz için payda eşitleyelim. Burasını 2 ile, burasını 3 ile toplayalım. Aynı denklemlerde olduğu gibi eşittir 6 varmış gibi bunları payda eşitleyerek toplayacağım. 2 ile çarptığım zaman 8y eksi 2 bölü 6 artı 3 ile çarptığımız zaman 15 eksi 3y bölü 6 küçük eşittir. Burada da 6 geldi. Paydalar eşit olduğuna göre toplayalım. 8y eksi 2 artı 15 eksi 3y bölü 6 küçük eşittir. 6 geldi. 8y eksi 3y'den 5y eksi 2 artı 15'ten artı 13 bölü 6 küçük eşittir 6 geldi. Şimdi amacımız burada çözüm kümesi dediğimiz sonuçta bilinmeyenimiz y olduğu için y'nin aralığını bulmak. Yani y'yi yalnız bırakmak. Öncelikle burada paydadaki 6'dan kurtulmam lazım. Bu arada şöyle bir uyarı yapalım. Bu tarz bir ifadede içler dışlar yapmak, içler dışlar çarpımı yapmak direkt aklınıza geliyor ama eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü bir soruda tutsa bir soruda tutmuyor. O yüzden hiçbir zaman eşitsizlik sorularında içler dışlar çarpımı yapmayın. 5y artı 13 bölü 6 ifadesinde dediğim gibi y'ye ulaşmam lazım. Y'yi tek bırakmam lazım. Öncelikle paydadaki 6'dan kurtulacağım. Her tarafı 6 ile çarpıyorum. 6 ile çarptım. Bunlar gitti. 5y artı 13 küçük eşittir. Buradan da 36 geldi. Daha sonra artık 13'ü karşı tarafa alabilirim. Buradan 5y küçük eşittir. 13'ü diğer tarafa aldım. Buradan 36 eksi 13 diyelim şöyle. Buradan da 23 değerimiz geldi. 5y küçük eşittir 23. Y'yi bulabilmem için her tarafı 5'e böldüm. Y küçük eşittir 23 bölü 5 oldu. Kaç tane bu çözüm kümesi demiş? Kaç tane pozitif tam sayı vardır? Şimdi 23 bölü 5 sayısı neye denk geliyor? 4'ten biraz daha büyük bir sayıdan bahsediyor. O yüzden mesela 4,2 olduğunu düşünelim bunun. 4'ten dediğim gibi biraz daha büyük bir sayı. Y sayısı 4,2'den 4,3 fark etmez. Bundan küçük tam sayılar neler var? Pozitif tam sayılar. 4,2'den küçük tam sayımız öncelikle 4 var. 3 var, 2 var, 1 var. Pozitif tam sayı istediği için daha fazla yazamam. O yüzden de burada 4 tane şöyle yazalım. 4 tane pozitif tam sayı varmış diyoruz.
Şimdi de geldik ödev sorumuza. X elemanı reel sayı olmak üzere demiş, eşitsizliklerini vermiş ve bizden 3x artı y ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değerini istemiş. Dikkat edin, burada x ve y sayıları reel sayılar olduğu için eşitsizliklerden yola çıkmak zorundasınız. Yani 3x artı y ifadesini eşitsizliklerden bulmamız gerekiyor. Evet, herkesin soruyu çözmeye çalışmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar ve bulduğunuz cevabı da yorumlarda mutlaka yazın. Eğer çözümü de benimle paylaşmak isterseniz Instagram hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Hatta biliyorsunuz en güzel çözümü yapanı da bir gün sonra ödev çözümü paylaştığım zaman sizin çözümlerinizle paylaşabilirim. Dediğim gibi siz çözümleri yapın ve benimle paylaşın. Gerisini zaten ben halledeceğim. Evet, bir sonraki günümüzde mutlak değer konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.